Günaydın, herkese merhaba değerli izleyenler. Farklı yaşlarda, farklı şekillerde ortaya çıkan kalça gelişiminin kusurunu, kalça çıkıklığını ele alacağız bugün reçetede. Bugünkü sorularımızı ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Faruk Bilgen yanıtlayacak. Eğer sizlerin de konuya yönelik sormak ve öğrenmek istedikleriniz olursa 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Bugün önemli bir konuya değineceğiz çünkü yapılan hatalar var, önlenebilirlik kısmı var bu konunun. İlk olarak kalça çıkığı nedir? Toplumumuzda sık görülen bir problem midir? Dilerseniz bununla başlayalım. Bununla başlayalım, peki. İyi programlar diliyorum. Kalça çıkığı tabii, kalça çıkığı dediğimizde çocuklukta başlayan, bir daha doğrusu anne karnında, rahimde başlayan, intrauterin dönemde başlayan bir bozukluk. Hastalık diyelim. Bu şekilde birçok faktörü var. İşte çocuğun pozisyonundan tutun da ailedeki genetik yatkınlığa kadar birçok faktörleri var bunların. Tabii bunlar daha çok çocukluk döneminde olanlar pediatrik ortopediyle ilgilenen ortopedi uzman arkadaşlarımızı ilgilendiriyor ama tabii önleyici tedavi olarak çocukların çocuk doktoru tarafından doğar doğmaz muayene edilmesi gerekiyor. Hı hı. Eğer imkan varsa, şartlar uygunsa bir de ortopedi uzmanı tarafından muayene edilmesi aynı anda tabii ki çok güzel sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bir sıkıntı varsa anında görülüyor ve ona göre tedavi geliştiriliyor. Tabii annelerin çocuk doğduktan sonraki 6 aylık süreçte her ihtimale karşı hani giderler, baktırabilirler, baktıramazlar ama işte ara bezini birazcık fazla kullanmaları, bacağı açık tutmaları, kalçaları, illa çocuğun bacağını saracağız diye uğraşmamaları, kundak yapmamaları, bacakları açık vaziyette ama artık bunlar kalmadı. Değişti, yani mi, toplum biraz? Toplum evet. Çok buna adapte oldu artık. Yani çok iyi sonuçlar verdi. Sağlık Bakanlığı'nın da bu yönde uyarıları, ikazları var çünkü çok fazla bir şekilde. Ve bunlar da çok iyi sonuçları alındı. Artık anneler babalar yapmıyor yani böyle uygulamalar da yok ama bir klasiktir yani hatırlatmak lazım. Yani bacakları düzgün olsun diye çocuğun bacağı eskiden sarılırdı biliyorsunuz. Artık vücut. Öyle şeyler yok biliyorsunuz. Serbest halde bırakıyor. Buna rağmen yine de bahsettiğim gibi intrauterin yani rahim içindeyken ki pozisyonlar veya genetik faktörler veya hormonal değişiklikler sonucunda gelişimle ilgili bir takım eksiklikler olabiliyor. İşte bunlar daha sonra eğer bu çocukluk döneminde atlanır farkına varılmaz ise bunlar ileriki dönemde, ileriki dönemlerinde kastımız nedir? Genç erişkin döneminde 10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında bunlar ortaya çıkabiliyor. Evet. Bunların ortaya çıkmalarına baktığımızda da tabii tipine göre bulgusu erken ortaya çıkıyor. Türleri bunun, mi var bunun? Tabii yani şiddetine göre diyelim. Hani tipinden kastımız şiddeti, çıkığın şiddetine göre hastalığın bulguları ortaya çıkıyor. Eğer son devre ise bazı gruplar 3'e ayırıyor bunu, bazı gruplar 4'e ayırıyor. Yani bu işte uğraşan, çok uğraşan insanların yaptığı sınıflamalar var. Bunlara göre 3 grup da denebilir, 4 grup da denebilir. Ama baktığımızda son dönem dediğimiz dönemdeki tam çıkıktan bahsediyoruz. Yani kalça eklemi tamamen yerini değiştirmiş oluyor. İşte o zaman çocuk yürümeye başladığından itibaren aksama ortaya çıkıyor. Bacakta kısalık ortaya çıkıyor. Tabii o dönemde bir ağrı falan olmuyor. Çünkü küçük yaşta ağrı oluşturacak kadar daha bir bozukluk da ortada olmadığı için. Ancak anne baba buna bakıyor, bu çocuğun bacağı kısa. Veya işte yürürken yürümeye başladığı dönemde aksama oluyor veya yürümesi gecikiyor çocukların. Normalde bir yaşı civarında yürüyen çocuklar gecikiyor. 1,5 yaşına, 2 yaşına kadar yürümesi olmuyor. İşte bu sebeplerden dolayı annelerin birazcık daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hani yani çocuk... o yaşlara ulaşmadan bu bez değişimi zamanlarında belki yani ki kontrollerde bu... yine fark edilebilir değil mi? Muayenelerde. Haklısınız. En iyisi bunun bir çocuk doktorunun görmesi. Ardından da bir de ortopedi uzmanının görmesi. Çünkü inanın ondan sonraki eğer bu dönemde yani bir iki muayeneyle ortaya çıkabilecek hadise geciktirildiği veya bu işler yapılmadığında göz ardı edildiği zaman çok ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Yani bir insanın ondan sonraki bütün yaşantısını etkileyecek düzeyde bir seri bozukluklara sebep oluyor. Onun için önleyici tıp, önleyici uygulamalar işin temeli tabii ki.
Evet. Ama bazen işte gözden kaçıyor, başka bir şey oluyor veya hiç farkına varılmıyor. Bazen gerçekten muayene sırasında da anlaşılmıyor. O zaman yardımcı elemanlar var. Nedir bu kullandığımız şeyler? Ultrasound yapılıyor çocuğun kalçasına, bebeklik döneminde. Ona kendine has bir takım açıları var. Bunlar ölçülüp değerlendiriliyor. Daha sonraki dönemde bu takip edilip eğer gelişme geriliği kaldığı devam ediyorsa eğer, onun da kendine göre bir sınırları var çocukluk döneminde. Ameliyat edelim mi, etmeyelim mi diye. İşte bunu ortopedi uzmanlarının muayenesi, çekilen röntgenler belli bir yaştan sonra çekilen röntgenlerle bu açılar iyice değerlendirilip ameliyat gerekliliği olup olmadığı ortaya çıkıyor bu çocuklarda. Evet. Daha ileriki yaşlara gidildiğinde... Tabii şimdi ileriki yaşlara gelecek olursak şimdi çocuklardan anlatıyoruz. Esas, çocukluk kısmı da aslında tabii çok kritik. Önemli. Çok dikkat edilmesi gerekiyor önlenmesi tabii adına. Tabii ki önemli. Bunu bizim inşallah bir sonraki programlarınızda bizim pediatrik ortopediyle, evet, çocuk ortopedisiyle ilgilenen doktorumuz o bilgileri versin, değil daha mi? İyi bebeklik, olur. Çocukluk döneminde ne yapılır, şimdi nasıl onun yerine edilir? Konuşmuş olmayalım. Ama önemli bilgileri de aktarmış olduk. Aslında uyarıları vermiş olduk en azından. Nelere dikkat edilmeli, hangi dönemde müdahale edilmeli, dikkatli olunmalı diye. Çok önemli. Bu dönemlerde dikkat etmek gerekiyor bebeklik döneminde. Şimdi biz erişkin ve işte orta yaş dönemindeki hastalarımıza gelecek olursak, bunlar da ki kalça çıkığı diye adlandırılan bir kalça yerindeyken onun gelişimi, yani üzerini örten bölümün, yuvanın az gelişmesi sonucunda ortaya çıkan bir displazi dediğimiz, yani az gelişmişlik diye söylediğimiz kalçanın kemiksel yapılarının, kemik dokusunun az gelişmesiyle ortaya çıkan bir bozuklukla başlar. En küçüğü budur. Evet. O biraz daha ileri gider. Kalça yerinden bir miktar ayrılır. Biraz daha yetersizlik olursa bir miktar daha ayrılır. Eğer tamamen bir yetersizlik söz konusu, yuva da yerinde yok, küçük, gelişmemiş bir haldeyse işte bu kalça tam çıkık haline gelir. Bunların her birinin belirli yaşlarda hastalığın tipine göre tedavi yöntemleri var. Bunları çok iyi ayırmak lazım. Yani bazı hastalara kalça tam yerinden çıkmamış. Gelişme geriliği mevcut. Kısalık, tabii de kısalık çok önemli burada. Kısalık çok fazla değil. Yani bir santim veya bunun altında bir kısalık söz konusu. Hasta bunu çok önemsemeyebilir. Eğer bu hastalarda ağrı söz konusuysa, işte o zaman bunlara düzeltici ameliyatlar yapmak gerekir. Evet. Kalça, yani protez öncesi, protez yapmadan önce düzeltici ameliyatlar gerekir. Yani bu hasta grubu kalçası tam çıkmamış, kalça eklemi yerinde, kabul edilebilir bir kısalığı mevcut, o da bir santim, bir buçuk santim veya daha az bir kısalık söz konusu. İşte bu hastalarda çatı ameliyatları, düzeltme ameliyatları ya da femurun, yani kalça ekleminin üst kısmını ilgilendiren bir takım ameliyatlar yapılarak kalça ekleminin normal işlevini sağlamasına yardımcı olacak düzeltme ameliyatları yapılabilir. Evet, bu derken bu hastalarda teşhisin önemini aslında bize göstermiş mi oluyor? Yani eğer ki az bir problem varsa. Bunu niye söylüyorum esas itibariyle? Bazen şimdi herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok. Yani ortopedi uzmanlarımız için söylüyorum bunu. Bazı ameliyatlar bilinmeyebilir. Yetiştiğimiz kliniklerde bu ameliyatlar çok yapılmıyor olabilir. Ama bunların dünya literatüründe yapılma yöntemleri var. Dolayısıyla bunu bir yerlere gönderilebilir hastalar. Yani ben bu ameliyatı yapamıyorum diye... Eğer siz hastaya, siz hastasınız, geldiniz bana, kalçanızda işte tip 2 veya tip 1 bir çıkık var ve sizin bir düzeltme ameliyatına ihtiyacınız var. Ben bu ameliyatı yapamayacağım diye size bekle bakalım biraz daha, tam ağrın olsun, daha sonra gelirsin yaparım demek, o hastamızın kalçasını feda ediyor olmak demek. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl gidebilir o halde ama daha sonrasında geldiğinde, diyelim 30-35 yaşında geldi hastamız,
Ve bunu siz bu ameliyatı yapmazsanız eğer 5 yıl sonra o kalça bozulduğunda protez ameliyatı yapmak zorundasınız. Yani protez ameliyatı öncesinde kalçanın mevcut olan durumu eğer izin veriyor ise, kıkırdak dokusu yeterli, çok üst düzeyde bir aşınma yok ise, bu hastalarımıza düzeltme ameliyatı yapılarak 10 yıl veya daha fazla süreyle bu kalçalarını kullanma imkanı sağlayabiliriz. Değil mi? Bu önemli bir şey. Yaşam kalitesini güzelleştirmek, yani, arttırmak adına. Uzmanlık zamanımızda veya asistanlık dönemimizde yaptığımız bu yapılan farklı ameliyatlarla, yani bahsettiğim şekildeki ameliyatların 20 yıl, 25 yıl süreyle hastanın kalçasında sıkıntıya sebep olmadan ona hizmet ettiğini biliyoruz. Kendi olgularımızdan. Evet. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmamak lazım. Ki bu dediğiniz çok değerli aslında. Eğer ki gidilen hekimde bu imkanlar yoksa ya da bu ameliyat yoksa bir dediğiniz bir bilen varsa ona göndermek çok çok önemli. Yani bu çünkü bu yapılmayabiliyor. Şey yani. Bunu bazı kişilerden de aslında yakın çevremizden de duyuyoruz. Sonradan kişi öğreniyor ki aslında bunun ameliyatı varmış. Aslında bir çaresi varmış. Üzücü bir maalesef şey tabii. Ki böyle talihsiz durumlarla karşılaşılabiliyor. Hani bir şansımı kaybettim diye düşünüyor, üzülüyor. Evet. Keşke böyle olmasaydı diye düşünüyor. Onun için yani burada bir çok kötü bir şey yok. Çünkü söylenebilir bu şekilde. Bir de tabii yönlendirme çok önemli. Yapılmayan ameliyatların yapılması halinde risk de artar. Sorunların çıkması da fazlalaşır. Onları da tabii göz önüne almak lazım. Evet. Tabii bu söylediklerim... Hani protez yapılacak hastalarda protez ameliyatı aman Allah'ım çok kötüdür, sakın bunu olmayın, yaptırtmayın falan anlamını taşımasın. Hangi ameliyat, hangi hastalık için, hangi dönemde gerekiyorsa onu yapmak lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi siz tutup da işte 60 yaşında bir hasta gelmiş, genç hastadır 60 yaş bugün için, gelmiş kalçası da bozulmuş ama orta düzeyde bir bozukluk var. Siz buna hala ben işte osteotomi yapacağım, yani düzeltici ameliyat yapacağım, ağrısı da birkaç yıldır var diye uğraşırsanız çok başarılı olmazsınız. Bu aşikar. Evet. Ama aynı hasta 30 yaşında gelirse ağrısı biraz daha az, bozukluklar biraz daha az, displazi yine orta düzeyde olan, yani gelişme bozukluğundan bahsediyorum. Var ise bu hastaya düzeltme ameliyatı yaparsanız çok fayda görür. Evet, hastanın durumuna göre tabii ki tedavi seçenekleri de şekillenmiş oluyor. Kesinlikle. Yani bir yerde bu hastalarımıza bir bilgidir. Bu şekilde kendilerinin ne olduğunu, kalçalarının ne kadar ağrıdığını, yani kalça çıkığı zemininde. Şimdi kalça çıkığı derken gelişme geriliğinin sebep olduğu hal ve tam çıkığa kadar olan süreci söylüyorum. Evet. Yani bütünüyle bunu bahsediyorum. Yani kalça eklemi yerinde olabilir ama kalçanın gelişme geriliği vardır. Buna da çıkık diyebiliriz. Yani çıkık, çünkü hani kalçam yerinde ya çıkmamış. Evet doğru, çıkmamış ama displazi, yani gelişme geriliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun tipleri 1, 2, 3, 4. Biri en hafif, 4'ü en ağır halidir. 4 de tamamen kalça yerinden çıkmıştır. Bu hallerde de tabii... bazı çok bir seçeneğiniz kalmayabilir. O zaman protez ameliyatlarına geçilebilir. Protez ameliyatları yapılabilir. Fakat orada da hastanın şikayeti önemli. Çünkü tip 4, yani tamamen çıkmış bir kalçada, kalçanın yerine, yani yuvanın yerine yapılması, femurun baş kısmının, o topuz kısmının yerine getirilmesi protez ameliyatıyla gerçekten meşakkatli bir iş. Hesabını, kitabını çok iyi yapmak lazım. Kısalık ne kadar kalacak? Çünkü bu hastalarda bazen 8-9 santimetreye yakın kısalık oluyor. Bunun hepsini birden düzeltirseniz sinir felci ortaya çıkabilir. Damarla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Yani bunlardan, bunlar olabilir. Bazen kaçınılmaz hale gelir bunlar. O nedenle hepsinin ayarını, ameliyat öncesinden planını çok iyi yapıp ona göre yapmak lazım. Güç ameliyatlardır, zor ameliyatlardır. Niye söylüyorum bunları? Hasta geldiğinde hastayla çok iyi konuşmak lazım. Bu ameliyatı olma endikasyonu var mı, yok mu? Bazen 20-25 yaşında genç insanlar geliyor.
İlla ameliyat olacağım diyor. Eskiden çok fazla sosyal indikasyon yoktu. Ağrısı olmadan asla ameliyat olmazdı hastalar. Hı hı. Yani yapmazdık. Ama şimdi teknoloji de ilerledi. İmplantlar ilerledi. Kullanılan malzemelerin sonuçları çok güzel. Yani güzel malzemeler var. Evet. Siz de eğer bu işi yapmaya alışkınsanız o zaman hastayla oturup durumunu anlatıp yani bunlar başımıza gelebilir, bu hadiseler çıkabilir, birlikte bir karar verip bu ameliyatı yapabilirsiniz. Yapılabilir. Niye biliyor musunuz? İşte kız çocuğuysa eğer evlenecek, hasta veya işte yetersiz veya işte sakat muamelesi görüyor. Aksıyor çünkü. Dolayısıyla bu bir sosyal bir endikasyondur. Ama bu sakın yanlış anlaşılmasın. Bu önüne geleni ameliyat edelim manasında söylemiyorum. Bazı hastalar böyle rahatım diyor, iyiyim diyor. Tamam, hiç ona dokunmayacaksınız. Evet. Çünkü zorlarsanız onu gel ameliyat edeyim, iyi olacaksın. Allah korusun bir terslik çıkarsa ne siz cevap verebilirsiniz ne o rahat eder, huzursuzluk olur. Gerek yok. Yani o gibi durumlarda biraz hastayla doktor iletişimi de bu nedenle önemli, önemli değil mi? Konuşmak, çok dile önemli. Getirmek, yani sonrasında oluşabilecek şeyler, hastanın talebi, ameliyatın öncesi, sonrası. Bazen altından kalkılamayacak sorumluluklarla karşı karşıya kalabiliriz. Yanılabilir insan, evet. Tabii ki olabilir. Yani çünkü şimdi ameliyat yapıyorsunuz, ameliyat bitmeden, sonuçlarını görmeden, hastayı takip etmeden birkaç yıl, ben bu hastaya çok iyi ameliyat ettim ya, ederim ya, olmaz. Yani ben çok güzel ameliyat yaparsınız ama o gün kötü olabilir. Evet. Ne yapacaksınız, nasıl Risk cevap var. Vereceksiniz hastaya? Onun için hep tedbirli olmak lazım. Değerlendirme ve karar aşaması bu yani, nedenle çok önemli. Önemli diyebiliriz. Bir izleyicimiz var aklımızda, onun sorusunu yanıtlayalım, sonra biz devam edelim. Ahmet Şahin arıyor bizi. Günaydın Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun, dinliyoruz sizi, sorunuzu alalım. Ben hocama ismimi verili hatırlayabilecek mi? Ahmet Şahin dedik. Buyurun Ahmet Bey. Dinliyoruz sizi. Ben tam 96'da, 97'de beni ameliyat yaptı iki kalça. Evet. Ahmet Şahin, hatırladınız herhalde. Hatırladım. Nasılsın, iyi misin bakalım? Ben çok iyiyim. Ben şimdi televizyonda sen gördüm de... Dur, bir sesini duyayım diye şey yaptım. Evet. Ben huzur evindeyim Bursa'da. Öyle mi? Çok evet. Selamlar. Çok. Ahmet. Yani çok aşağı yukarı... Hiçbir sıkıntım yok. Maşallah. Maşallah, ne güzel. İyi, hadi bakalım. Çok güzel. Sevindim senin sesini duyduğuma. Ömer hocamızı çok görünce bir aramak istediniz siz de. Sağ olun, çok iyi etmişsiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. O zaman yıllar öncesi adına geçmiş olsun diyelim, şifalar dileyelim. Maşallah. Çok güzel. Evet. İnşallah bundan sonra da olmaz. İnşallah, Allah razı olsun. Sağ olun. Peki, iyi günler diliyoruz. Oradaki herkese de selamlar Ahmet Bey. Hoşçakalın. Ne güzel. Çok Ahmet hoş Şahin. Değil mi? Yıllar önce yani olmuş 20 ameliyat yıl önce, ve çok sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Evet. İyi bir örnek olarak bağlanmış güzel, oldu unutmamış Ahmet Bey. Beni bak. Evet. Hatırınız büyük demek ki üzerinde. Evet. Şimdi kalça çıkıklarından söz ediyoruz. Birçok duruma göre aslında tedaviye karar veriliyor dedik ama şimdi tedavi kısmına detaylı bir şekilde değineceğiz de öncesinde bir nedeni var mı bunun? Onu öğrenebilir miyiz? Erişkinlik döneminde neden ortaya çıkıyor? Genetik bir geçiş var mı? Bir problem Tabii, var burada, mı? Burada doğru diyorsunuz. Hani ilk başta kısaca bahsettim. İntrauterin yani anne rahmindeyken bu işler başlıyor. Yani oradan gelen bir yetersizliğin devamı hali. Evet. Ve doğduktan sonra da tedavinin yeteri kadar yapılmaması. Genetik faktör de var tabii bunda. Çünkü ailede görüyoruz. Ailesinde olan da mutlaka sorgulamak lazım. Bunlarda çok dikkat etmek lazım ve burada çıkıyor. Yani genetik faktör de burada söz konusu. Burada sonrası çok önemli. Yani doğumda kontrol, daha sonrasında kontrol ilk 6 ay içerisinde mutlaka ortaya konulması lazım. Bir şey var mı yok mu? Çünkü ilk baştaki yakaladığımız zaman tedavisi çok kolay. Yapılacak işler çok basit. Ama daha sonra işte o süreçte yani büyüdükten sonra 15-20 yaşından sonra da artık kemik gelişimini beklemek yanlış olur. Ya bunu ameliyatlarla olabilecek haline getirecek ameliyatlar. Yani gelişmiş olsaydı böyle olabilecekti deyip
Bunu düzeltici ameliyatlar diyoruz. İşte bu ameliyatları yapmakla hastanın kalçasının uzun süre kullanılmasına izin vermiş oluyoruz. Evet. Bu ertelemeler bebeklik döneminde daha bebek, işte yaşı büyüsün gibi algılar mı vardı eskiden? O dönemlerde neden atlanıyordu peki? Şimdi ya da fark edilmiyor muydu? Farkında olunmuyordu. Evet. Anne babanın işte tutucu davranışlarından dolayı oluyordu. Şimdi kız çocuğu anasını babasını dinliyor. İşte tamam bir şey yoktur, sar bacaklarını düzgün olsun diyor. Kundak yapıyorlardı. Ama şimdi öyle değil artık. Yani insanlar çok bilinçli bir vaziyette hareket ediyorlar. Eskiden daha fazla görülüyordu. Yani tabii çok görülüyordu. Ama artık oldukça az ve iyi bakım oluyor. Ama bu sefer de displazi dediğimiz, yani bu tip 1 olanların arttığını görüyoruz. Bu da o çocukluk dönemindeki tedavinin yetersizliğinden, geç kalmışlıktan. Çünkü 1 yaşına kadar asetabulum dediğimiz o yuvanın gelişiminin birçok kısmı tamamlanmış oluyor. Hele 1,5 yaşından sonra artık gelişmesi, yani oyukluğunun, yuva gelişiminin tamamına yakını bitmiş oluyor. Dolayısıyla o zamandan sonra bir yuvada bir çukurluk, derinlik, işte kapsamasındaki bir artmayı beklemek yanlış oluyor. Dolayısıyla yani 1,5 yaşına kadar bu işi bitirmek lazım. Ne kadar erken farkına varılır, ne kadar erken müdahale edilirse o kadar iyi olacak demektir bu yani. Bu çocukluk dönemi böyle. Evet. Onu Müren geldiğinde anlatır size. Daha detaylı uzun uzun. Şimdi Doktor Müren Bey bizim çocuk ortopedisiyle uğraşıyor. Ama yine de bu da biraz psikoloji gibi çocukluğuna inmeden de aslında bir şey yapamıyoruz, tabii, aktaramıyoruz. O döneme de denk geliyor çünkü sebeplerinden bahsettiğimizde. Doğru. Erişkinlik dönemine oldu ki geldi kişi, tedaviden az önce söz ettik. Daha hafif düzeydeyken daha kurtarıcı yöntemlerdi bu bahsettiklerimiz galiba. Şimdi burada işin esprisi şu. Tabii şimdi size ben, inşallah öyle bir şey yoktur, Allah korusun. İnşallah. Bir film çektik kalçanıza, displazi var. Ölçtük, biçtik. Onun bir sürü filmleri de üzerinde ölçüyorsunuz. Hesaplamaları var. Bu hesaplamaları yaptık. Dedim ki size ben kalçanızda yetersizlik var. Şimdi ne yapacağız? Şikayet yok. Ağrı yok. Yürümeniz normal. Aksama yok. Kısalık yok. Şimdi diyeceksiniz ki bana iyi de niye ameliyat olayım? Haklısınız. Niye ameliyat olacaksınız? Hiçbir şikayetiniz yok. İleride bir problem yaratabilir. İşte bunun sınırı ne biliyor musunuz? Yani bunu hastalarımız için de söylüyorum. Yani bir tesadüfen olabilir, çok küçük bir şikayetle olabilir, bu ortaya çıkabilir. O zaman hastanın ve doktorun uyanık olması lazım. Yani ortopedi uzmanının. Filme göre hastayı tedavi etmemek lazım. Sizin bir şikayetinizin olması lazım. Şikayetiniz olsun ki ben size ameliyat edelim diyebileyim. Genelde ne oluyor peki bu şikayetler? Ağrı. Nerede? Ağrı kalça bölgesinde, evet. Ki ağrı en çok kasıkta ağrı olur. Kalçanın arka bölgesinde, yani bu adelelerin fazla olduğu yerde, tam kalçamızın arka kısmında ağrı olur. Bu ağrı yanma tarzında olur. Böyle oturup kalkarken, merdiven inip çıkarken, bir arabaya binip de hani hangi tarafınızdaysa, işte sağ tarafta oturdunuz, ayağınızı sağdan açıp da inme sırasında, ya arabayı sürüyorsanız sol kalçanızda varsa sol kalçanız, yani oturur vaziyette bacağınızı bir yerden bir yere alırken bunların ağrıları genelde o halde ortaya çıkar. Evet. Yani bu bahsettiğim yalnız ilk ağrılar. Yani yerleşmiş bir ağrıdan bahsetmiyorum. Evet. Ya ne oluyor benim kalçam niye böyle, Allah Allah ağrıyor falan dediğiniz zaman işte büyük ihtimalle budur. Tabii şunu söylemek çok doğru değil. Ya her kalça bölgesindeki ağrı efendim kalça displazisidir, yetersizliğindendir, gelişmemesindendir. Hayır. Birçok sebebi var. Kalça ama etrafındaki başka bir problem de olabilir. Onu işte o ağrıyı ortaya çıkarmak lazım. Nereden kaynaklanıyor? Niye oluyor? Kalça ters dönmüştür, onunla ilgili olabilir, impingement vardır. Kalçaya hareketlerini sağlayan adelelerin kemiğe yapışma yerinde sorun vardır. Orada yağlayıcı etkisi olan yumuşak dokular var. Onların ağrısı vardır. Belde bir sıkıntı vardır. Kalçaya vuruyordur. O ağrı olabilir. Yani bunların hepsinin bir göz önüne alınıp bakılması lazım. Evet.
Evet. Yoksa iyi tamam ağrım var gel hemen displazi var bir de ameliyat yapalım değil. Ama muhakkak bazı şeylerin belirleyicisi, belirtisi olabiliyor ağrı. Atlamamak, ertelememek gerekiyor. Daha kesinlikle. İleriki belirtiler neler diye soracağım ama öncesinde bir izleyicimiz var onun sorusunu tamam. Alacağız. Nurten Yiğit hatta. Günaydın Nurten Hanım, hoş geldiniz. Alo. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun dinliyoruz sizi. Sorunuzu alalım. Sağ olun size de iyi sabahlar. Nurten Hanım, acaba televizyonunuzun sesi açık olabilir mi? Hayır, kısık. Değil. Tamam. O zaman buyurun dinliyoruz sizi. Sorunuzu alalım. Alo. Ses buyurun, buyurun. Ömer Hocam, Nurten Yiğit. Sizi görmek merhaba, istiyorum. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? Nasılsınız? Şükür Allah'a. İyiyim bilmeyen. Ama değneklerimden geziyorum öyle 6 sene bitti yılbaşında. İyi hadi bakalım hadi bakalım. En son ameliyat oldum bundan sonra ameliyat olmadım bir tarafa da gitmedim. He. Ne yapmam gerekir sana şimdi sonra yine ben size gelmek istiyorum. Sen bir gel korkma bir bakalım. Ondan sonra ne yapmamız gerekiyorsa bir film çekeriz. Ne yapmamız gerekiyorsa yaparız. Endişe etme olur mu? Yarın gel mesela. İnşallah. Ama bu da oldu. Hemen hocam ben... inşallah olmam gerekir. En çok ameliyat olduğumda siz hatırladınız mı şimdi beni? Evet evet. Bir daha bir bakalım. En... Ben evet. Hastalarımın hepsini hatırlıyorum maşallah. Yani hastalar demek etkiliyor beni. Çok hastaların beklentisi de bu yönde galiba. Yarın gelin. Peki ne zaman tamam, istiyorsan o zaman gel. Peki. Müsait olduğunuzda. Uzun yollarda gitmek istedim Umre'ye. Sen bir gel, ben bir göreyim seni. Gidebilir misin, gidemez misin ondan sonra. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Oldu. Hadi hayır, görüşürüz günler. İnşallah. İyi günler diliyorum. Allah razı olsun. Hoşçakalın. Sağ ol, sağ ol. Hastalarda da böyle bir beklentim var galiba. Beni hatırlıyor musunuz? Evet, tabii. Beklentisi. Hatırlamasanız olmaz. Hatırlamış. Hatırlamıyorsunuz çoğunlukla. Şimdi belirtilerden söz ediyorduk. Daha hafif düzeydeki belirtilerden bahsettik. Evet. Daha ileri düzeyde olduğunda nasıl bir belirti veriyor? Şimdi bunun... Tabii başlangıç genelde böyle 25 ile 35 yaş arasında olan hastalarda ağrı başlayabilir. Hı hı. 25 yaşında da başlasa, 35 yaşında da başlasa veya 40 yaşına kadar bu hastalarda düzeltici ameliyatları yapmak daha iyidir. Evet. Eğer çok bozulmamışsa, yani osteoartrit dediğimiz, yani kireçlenme dediğimiz, yani kıkırdak kaybının ortaya çıkardığı sıkıntılar... Çok yoksa, mevcut değilse, eklemin, kalça eklemin hareket açıklığı yeterli ise, hı hı. O zaman bu ameliyatı, düzeltme ameliyatlarını yapabiliriz. Bunlardan hastalar fayda görürler. Evet. Ama daha ilerlemiş, bozulmuş ve kalça hareketleri kısıtlanmış, hatta yürümesi bozulmuş, kısalığı fazla olan hastalarda artık... Protez yapma indikasyonu var. Hı hı. Yani proteze geçmek lazım. Yani suni eklem biliyorsunuz artık bugün çok sıkça yapılan bir ameliyat. Bunu yapmakta fayda var. Evet. Bu ameliyat nasıl bir ameliyattır? Sonrasında dikkat edilmesi gereken var mıdır diye soracağım ama öncesinde şunu da soralım. Bu ilk baştaki dönemlerde biraz tolere mi ediliyor? İşte ağrıya mı alışıyor kişi gençliğinden dolayı gelmek mi istemiyor? Bu geç kalınmışlıklar bu şeylerle mi, bahanelerle mi gerçekleşiyor? Yani biz zaten... Hani şunu söyleyebilirim, bu kadar yıldan sonra, hekimlikten sonra, biz şöyle canımızın kıymetini pek bilmiyoruz. Değil mi? Ve canımızın kıymetini bilen bir toplum değiliz yani. Maalesef. Hastaya soruyorsunuz, ne zaman var? 5 senedir ağrıyor. Peki niye yani daha önce gelmedin? Aman ne olacak var galiba bizde. Dur bakalım, geçer mi diye bekledim dediği süre 5 sene. Evet. Yani bayağı bunu, da uzun bu bir süre. Veya 3 sene yani. Şimdi bir ağrı olduğu zaman, bir şey olduğu zaman doktora gitmek lazım. İmkanlar var. Yani ister özel hastaneye gitsin, ister devlet hastanesine gitsin. Eskisi gibi değil. Bundan bir 15-20 yıl öncesi gibi değil. Yani sağlık sektörü, bu Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı yani yeniliklerle çok değişik yerlere gitti. Hemen muayene olabiliyorsunuz. Kolayca ulaşılabiliyor artık. En azından neyiniz var bir öğrenirsiniz yani. O nedenle dediğiniz çok doğru. Biraz vurdum duymazlığımız var. Ertelemeyi seviyoruz. Erteledikçe de işte işler ilerliyor. Daha sonra da sıkıntılar ortaya çıkıyor. Normal şartlarda vücut ağrımaz. Bir problem yani normal işinizi gücünüzü yaptığınız zaman ağrımaz yani. Evet. Ya çok yorarsınız, ya spor yaparsınız, aşırı bir şeyler yaparsınız. Ve bunu taşıyacak düzeyde bir kemik yapınız ya da adele yapınız yoktur.
O zaman ağrı ortaya çıkar. Yani ağrı yani bir problem değerli izleyenler. O nedenle ertelememek gerekiyor. Bir izleyicimiz daha var attığımızda. Oya Ungun arıyor bizi. Günaydın Oya Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın. Merhaba. İyi yayınlar. Teşekkürler. Buyurun, dinliyoruz sizi. Ömer Bey, merhaba. Merhaba. Nasılsınız bakalım? Teşekkür ederim. Siz yine bir hasta galiba. Bugün hep tanıdıklar. Maşallah. Ne güzel. Buyurun, buyurun. Nasılsınız, iyi misiniz Oya Hanım? Sizi görmek çok güzel. Ne güzel, ne güzel. Maşallah. Siz de Ömer Bey'in hastası mıydınız? Ben fazla vaktinizi almayacağım. Bir sıkıntım yok. Ömer Bey'in eski bir hastasıyım. Hı-hı. Ben de eski hastaları arayınca ben de bir arayayım dedim. İyi etmiş, iyi etmiş. Çok teşekkür etmek istiyorum ben Ömer Bey'e her şey için. Rica ederiz. Hiçbir sıkıntım yok. Yani sadece gördüm, bir aramak istedim. Teşekkür ederim. Çok fazla vaktinizi almayayım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah. O zaman geçmiş olsun diyelim daha öncesi için. Teşekkür ederiz bağlandığınız için ayrıca. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Ne güzel teşekkürler için aranıyorsunuz. Birçok hasta tarafından. Çok iyi doktor teşekkür olduğundan için değil yani. Neredeyse teşekkür için ayrı bir program size düzenliyormuşuz Ömer Bey. Denk ne gelen hastalarımız ama. Yani evet. Bunlar sağ olsunlar. Çok gurur verici olsa gerek. Yani inşallah öyledir. Sonrasında iyiyim, sağlığıma kavuştum, evet, tedaviden evet, sonra evet. Sağlıklıyım diyebilmek evet, evet. Ve bunun için arayabilmek herhalde çok ne hoştur. Güzel. Çok çok teşekkür edelim bağlandıkları için. Sağ olsunlar. Üzerine. Vakit şimdi, ayırıp arıyorlar önemli evet, bir şey aslında. Gerçekten öyle, çok değerli. Sizin evet, için çok evet. Çok daha değerli tabii sağ ki. Olsunlar. Şimdi kalça çıkığıyla ilgili tedaviden söz edeceğiz. Belirtilerden bahsettik evet, ertelendiği için gecikebiliyor. Geç kalındığı kısımda protez dedik. Protez aşamasından biraz söz edelim mi? Süremiz daralıyor. Edelim. Şöyle, isterseniz burada protez ameliyatı yapılacak hastalarda, hı hı. Hangi hastalarda protez ameliyatı kolay, hangi hastalarda güç olur? Hı hı. Birazcık ondan kriterler bahsedelim. Aktar. Yani bu tabii hasta tarafından çok bilinmeyebilir. Ama bir iki şey söylemekte fayda var. Hı hı. Hem hekimler adına yani bu işte uğraşan insanlar adına hem de hastalarımızın bilgilenmesi adına faydalı olacağını umut ediyorum. Daha önce ameliyat geçirmiş hastalar, bunların ameliyatları normal şartlarda hiç ameliyat olmamışlara göre güç olur. İkincisi, eğer kısalık miktarı fazla ise bu hastaların ameliyatları yine sıkıntılı olur. Çünkü bir kısaltma ameliyatı dediğimiz kısaltma yapmak gerekir. Ancak o zaman kalçayı normal yuvasına, yerine indirebilirsiniz. Hı hı. Bu ekstradan bir yöntem mi gerektiriyor? Evet, ayrı bir iş seçenek, yani bu evet. Kalça çıkığı ameliyatlarında. Bu ameliyatlarla ilgili, daha önceden geçirilmiş ameliyatlarla ilgili ya da bu ameliyatların dışında aşırı derecede bozulmuş kalçalarda, hareket kısıtlılığı olan kalçalarda ve kalça kemiği, yani üzerine basıp yürüdüğümüz femur dediğimiz kemiğin kalçaya ne kadar yakınsa, filmde o görülür, normalle kıyasladığınız zaman zaten, o hastalarda ameliyatlar gerçekten zor olur. Yani bu ameliyatları yapmak zor olur. Hani hastalarımızı anlatıyoruz ama bazen ya niye böyle diyor ki diye bir duyguya kapılabiliyor hastalar. Bunları bilmekte fayda var. Evet. Çünkü o zaman hasta beklentisi çok önemli. Ya da yaşadığı ağrıdan kurtulmak isteyip de tüm tabii, bu problemler varken hayır ben olmak istiyorum diyenler de herhalde tabii çoktur ki. Değil mi? Şimdi hastamızın eğer vakit geçerse, protez ameliyatına gelmek için çok vakit geçirirlerse, bu hastalarımızda bel ağrısı, diz ağrısı ortaya çıkar. Hı hı. İşte bunlar ortaya çıktıktan sonra yapılacak ameliyatın etkinliği, fayda verme oranı, yüksek oranda fayda vermesi azalabilir. Evet. Şimdi çıkığı olan hastalarda boyu eşitlemek, yani bacak uzunluğunu eşitlemek bazen çok güç olabiliyor. İşte onu da anlatmak lazım. Yapmak istiyorsunuz ama yumuşak dokular size izin vermiyor bunu yapmanıza. Hı hı. Daha da uzatsanız belki felç olacak. Belki damar, yani dolaşım sorunları ortaya çıkacak. Çok uygun hale getirmek istediğinizde adelenin boyu buna izin vermeyecek. Dolayısıyla bizim buradaki esas hedefimiz bu kalça çıkığı ameliyatlarında, yani kalça çıkığının kısalık mevcut olan hastalarındaki ameliyatlarında, hı hı. Esas hedefimiz
normal şartlarda iyi çalışan, adalesi düzgün çalışan, siniri çalışan, damarı düzgün çalışan bir kalça eklemi yapmak. Boy uzunluğunun eşitliliği, eşit yapma hali ikinci planda. Birinci işimiz kalça yerine koymak, kullanılabilir, fonksiyonel bir kalça eklemi elde etmek. Ondan sonra uzunluk işin içine girer. Uzunluk, yani boyu eşitleyeceğim diye kalçadan fedakarlık etmek, normal çalışmasını engellemek yanlış bir düşünce ve davranıştır. Bunu yapmamak lazım. İlk adım kalçaya yani bunu olmamak. Bunu herkese söylüyorum. Bazen yani herkesten kastım ne? Ortopedi uzmanları, hastalar, hasta yakınları. Hasta yakınları da önemli. Hasta bazen ya böyle iyiyim diyor. Hasta sahibi diyor boyu eşit olmadı. Niye eşit olmadı? Çünkü sen bunu eşit olmak için uğraşırsan kalça bozulacak. Rahat bir kalça elde edemeyeceğiz. Bunun ayarını rahat kalça elde edememek ne demek? Bel ağrısı olacak demek. Diz ağrısı olacak demek. Ayak bileği ağrısı olacak demek. Bunları elimine etmek lazım. Çünkü hastayı siz ağrısız olsun, güzel bir yaşam sürsün diye ameliyat ediyorsunuz. Onun için önemlisi oluşabilecek diğer problemleri de ortadan optimum kaldırabilmek. Optimum düzeyde hareket etmek lazım. O yüzden de ilk olarak kalçaya işlem yapıyoruz. Bunun dışında tedaviyle ilgili vurgulamak istediğimiz noktalar varsa onları da alalım. Sonrasında farklı bir başlıkla ilgili bir soru soracağım. Merak ediliyor da. Yani bu kalça protezi ameliyatları gerçekten ciddi, önemli. Hastalarımıza 25-30 yıl süreyle hizmet etmesi gereken bir ameliyat. Ve bunun da bu mantıkla yapılması lazım. Hele şu ameliyatı yapayım da kurtulayım, bitsin gitsin, nasıl olursa olsun diye ameliyat olmaz. Sonrası da hiçbir doktorumuz, hiçbir uzmanımız zaten bu mantıkla yaklaşmaz. Ama planlamak çok önemli. Ameliyat öncesi plan, ameliyat içerisinde o planlara uymak, karşımıza çıkacak sorunları ameliyat içerisinde halletmek işin en önemli kısmı. Bunlar da bu ameliyatla ilgili, kalça çıkı ameliyatıyla ilgili son mesajımız olsun, tedaviyle ilgili diyelim. Tamam. Merak edilen bir başlık var çünkü onu da sormak istiyorum süremiz bitmeden. Kalça kemiğinde nekroz. Bu ne demek, ne oluyor, nasıl ortaya çıkıyor? Son zamanlarda bunu çünkü sık duyuyoruz. Biraz bundan da söz edelim mi kapatmadan gerçekten, önce? Gerçekten söylediğiniz gibi yani son zamanlarda bu avasküler nekroz dediğimiz, yani avaskülerden kasıt vasküler damarsal yapı. Damarsal yapısı olmayan bir hastalık. Femur başı veya işte dizde de olabilir. Burada dolaşımı bozulan bir bölge var. Bunun birçok sebepleri var. İşte kortizon ilacı kullanmaktan tutun da alkolden, efendim depresyon ilaçlarından, bunlar veya sebebi bilinmeyen bir takım faktörlerden dolayı hastaların femur başlarında yani kalça ekleminin topuzunda dolaşımı bozuluyor veya dizde bozuluyor. İşte buradaki bu bozuklukların da farklı yöntemlerle, burada da erken tanı önemli. Biraz evvel bahsettiniz ya, erken tanı önemli mi diye sormuştunuz. Evet. Erken tanı işin can alıcı noktası. Bu röntgene baktığınız zaman veya MR çekip baktığınız zaman, yani radyolojik olarak incelemelere baktığınız zaman, bu ister kalçada olsun, ister diz ekleminde olsun, kendini o bölgedeki dolaşımı bozulan yerde ölü kemik dokusuyla gösterir. Bunun etrafında da ödem olur. Kemik iliği ödemi. Çünkü sonuçta bu kemiğin içerisindeki bir hadisedir. O bölgeye de biz kemik iliği ödemi olarak adlandırırız bunu. O bölgede femur başında veya femur boynuna doğru o bizi taşıyan, esas taşıyan kemiğin üst kısmında ciddi bir ödem olabilir. Aynı şekilde bu diz bölgesinde de olabilir. Bu ödemlerin görülme şekli beyaz halde görülür. Yani sıvı olarak görülebilir bir görüntüde MR içerisinde. Onun miktarıyla biz bu hastalığın şiddetini birbiriyle paralel tutarız. Ne kadar çok ödem varsa hastalık o kadar şiddetlidir diyebiliriz. Kalçada bazen geçici osteoporoz dediğimiz bir hastalık vardır. Onunla avasküler nekroz, yani femur başındaki kemiğin ölmesiyle ilgili olan iki hastalık bazen birbirine karışır. Bir de buna son zamanlarda
kalça ekleminin sıkışma sendromu hastalığı eklendi. Bunlar birbiriyle benzer şekilde, birbirini taklit eder şekilde ödem oluşturur kemik içerisinde. Hı hı. İşte bunların ayrıcı tanısı çok önemli. Hangisi evet. hangisinden oluyor, nasıl oluyor? Yerleri mi yakın, belirtileri mi benzer? Belirtileri aynı aşağı yukarı, hı hı. ağrı olarak. Ama radyolojik olarak kendine göre ufak tefek farkları var. Evet. Onları iyi bilip, iyi ayırt etmek lazım. Dediğim gibi hastalığın şiddeti ile avasküler nekroz, impingement sendromunun oluşturduğu hadise ya da transient geçici osteoporoz dediğimiz hadisenin oluşturduğu ödemler farklı olabilir. Şiddetiyle paralel olarak fazla olur. Evet. Aynısı ödem tarzında baktığınızda diz ekleminde de olabilir. Yani iki büyük eklemden bahsediyorum. Hı. Olabilir. Bunun avasküler nekroz ya da transient geçici osteoporoz ya da impingement sendromu dışında niye olur dediğinizde osteoartrite bağlı olabilir. Yani kireçlenme sonucu kıkırdak kaybı ortaya çıktığında kemiğin yük taşıma kapasitesi azalır. Azalınca bu sefer üzerine binen yük buna fazla gelir. Hı hı. Buna reaksiyon olarak hani elinizi veya bir yerinizi vurduğunuzda nasıl şişer? Kemik içerisinde de ödem oluşur. Buna bağlı olarak yani osteoartrite bağlı bir ödem gelişebilir. Ya da bir travma geçirirsiniz, düşersiniz bir yerden. Yani dizinizle ilgili burkarsınız, burkulur veya başka bir şey olur. İşte kayak yaparsınız, spor yaparsınız, aşırı spor yaparsınız. Bu zamanda da kemik içerisinde ödem görülebilir. Bunların hepsi farklı hastalıklarla olabilir ama belirtisi ödem olarak ortaya çıkar. Sonuçta bu ağrı yapar. Yani bu kişiler ağrı ağrıyla aslında gelmiş tabii, oluyor oradaki ağrı ödem oluşturur. Oluşunca. Tedavi içinde bunun bu ödemin rahatlatılması adına drilling dediğimiz veya işte küçük delikler açılır kemiğin içerisine. O zaman biraz rahatlayabilir. Ama en önemli konservatif tedavi olarak baktığımızda da önce bir istirahat dönemi. Ama bu ödem için. Hı hı. Ödemden kastım travmatik ödemlerden bahsediyorum. Yani avasküler nekrozda istirahat et yok. Evet. Ama transient osteoporozda yani geçici osteoporozda istirahat var. Diğerlerinde ya tabii karışık bir şey. Burada birazcık ödemden bahsetmek istedim. Evet, tek ödem olduğunda istirahat var diyoruz. Diğer problemlerde de çünkü ortopedik ve travmatolojik hastalıklardan söz ettiğimizde sanki hep bir istirahat, bir dinlenme varmış yani gibi algılanılıyor. Ama hepsinde evet. böyle bir durum yani, söz konusu değil. Avasküler nekroz özellikle bu hastalarımız kendilerini tabii bir iki yere gidip dolaştıkları için biliyorlar. Yani hemen yani tanısı da kolaydır. Avasküler nekroz tanısı koyulması. Yani istirahat edilmesi tabii birçok tipleri var bunun. Hı hı. Büyüklükle ilgili, tutulumla ilgili. Çok küçük bir şey. Ağırlık taşımayan bir yerdeyse istirahat edebilirler. Hı. Yani geçebilir, ilerlemiyorsa izlem yapılabilir. Burada şunu söyleyeyim. Risk altında olan hastalar, yani alkol kullananlar, tüketenler. Şöyle söyleyeyim, halk diliyle söylemek gerekirse hani bir büyük şişe içkiyi bir haftada tüketenler, bu önemli. Kortizon alanlar, özellikle yüksek dozda tek defada kortizon alanlar kullanan veya sürekli kullanan hastaların farkında olmaları gerekir. Antidepresan kullanan ilaç kullanan hastalar, travmatik bir takım sıkıntılar yaşamış yani kaza geçirmiş olan hastaların bu yönüyle uyanık olmaları gerekir. İşte bunların arada bir MR çektirmesi lazım. Bunu da hekim kontrolünde, yani ortopedi uzmanı kontrolünde film MR çektirmeleri lazım ki. Çünkü belli bir dönemi vardır. Asemptomatik, yani ağrı olmadığı, şikayetlerin olmadığı, hiçbir bulgunun olmadığı bir dönem vardır. Bu hastalığın başlangıcında. Hı hı. İşte o dönemi yakalayabilirseniz eğer, o dönemde bu hastaların kalça kemiklerinde bozukluk olduğunu tespit ederseniz hastalığın ne zaman başladığını görürsünüz. Evet. Ve ona göre uygulayacağınız tedaviyi seçersiniz. Çünkü ne kadar erken görürseniz uygulayacağınız tedavi o kadar hafif ve basit olacaktır hasta için. Cerrahi tedaviden bahsediyorum. Hı hı. O nedenle burada bu vesileyle bunu söylemiş olayım. Evet, teşhis yöntemiyle birlikte problem evet. ortaya çıkıyor. Ne zaman yaptırılması gerektiği önemli. Eğer ki o sıraladığınız şeyler kişinin evet. hayatında, günlük yaşantısında varsa evet. erkenden teşhisini yaptırması gerekiyor diyoruz ve noktalıyoruz. Peki. Süremiz bitti. Çok keyifli bir sohbetti Ömer Bey. Çok teşekkürler katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Rahmet ettiniz. Sağ olun. Değerli izleyenler, bugün bize verilen sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla kalın.